Arkadaşlar merhaba, yeni beraberiz. Ben Galina. TNL Türkiye her zaman sizinle yanında. Her zaman güzel sunum yapıyoruz ve bugün anlatacak konumuz nedir? Protez tırnak, soft jel ile nasıl yapılır? Şablon sistemi ile. Hadi beraber dikkatli izleyelim. İlk önce soft jelinin farklı renkleri var, stokta belirtelim. Şeffafı var, beyaz, 2 numara, 3 numara, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 9, 10 ve rakı beyaz 12 numara stokumuzda. Rakı beyaz burada beyaz gibi görünüyor videoda, fakat sade rakı beyaz rengi çıkacaktır. Yani tüm tonları maksimum doğaldır, tırnağa yakın. Şimdiki çalışacak olanlarımız bu numaradır, 8 numara, güzel bir tonu, yarım kamufle tonudur. Kullanacağımız olan fırça takımı, bu fırça takım içinde farklı tüm çeşit fırçalarımız var. Tırnağa göre jel fırçaları değiştirirsiniz, bakarsınız tırnak büyükse büyük fırçayı kullanacaksınız, tırnak daha küçükse daha küçük fırçayı kullanırsınız, ince fırçalar, farklı bir ince fırçası art dizayn için French fırça olarak bunu kullanabilirsiniz. Bir tık daha küçük ve böyle bir sivri fırça ve bir kare fırça bu takım içinde içeriyordur. Tırnak tipi göre farklı bir fırça kullanabilirsiniz. Şimdi bu soft jelinin kıvamı yakında gösterelim. Kıvamı ne çok akışkan ne çok yoğundur. Baktığınız zamanında jel kendi kendini toparlanır. Şimdi onu görürsünüz. Bakın bu bir jel, kaliteli olanı anlatıyordur. Pat tamamlanmış. Ve hemen damlada düşmüyor. Bu yüzden çalıştığınız zaman da zorlanmayacaksınız. Şekli verdiğiniz zaman da şekli durar ve kendi kendini jel yayılır. Hadi bakalım. Arkadaşlar sizi bizim kalitemiz göstermek istiyorum. Burası güçlendirmeli, base ile güçlendirmeli. Kalıcı oje uygulaması 4 hafta olmuş. Bir tane kırnak, ne kırık ne hiçbir atma falan yoktur. Neyle kaynaklanıyor? Doğru önce yapılan kuru manikürle ve doğru tırnak hazırlanış önce yapıldığı için. Yani tırnak yatağı çok iyi temizledik, her şeyi düzgün yaptık. Bu yüzden ojemiz hala duruyor sağlıklı şekilde. Siz de aynı yapabilirsiniz. Bu tamamen doğal tırnaktır. Hiçbir protez, jel, ek burada bulunmuyordu. İçten görebilirsiniz. Komple doğal tırnaklarımız görüyorsunuz ve hepsi doğal tırnak. Hiçbir yerde protez ve başka bir şey bulunmuyordur. Protez tırnak yenilenme bakımı veya normal protez tırnak uygulamasının zamanında ilk önce biz ne yapıyoruz? Tırnak temizletiyoruz. Bu yüzden burada üst katı almak gerekli. Çıkartma işlemi önceki videoda izleyebilirsiniz. Ben çıkartmaya cihazla başlıyorum. Törpüyle şekli verdiğiniz zamanında sadece bu şekilde elde bakmayacaksınız. Çünkü böyle farklı görüyorsunuz tırnakları. Aynı zaman bu şekilde müşterinin eli alıp şöyle bakarsınız ve tam daha doğru ve net şekli görebilirsiniz. Nerede hangi hatanız varsa. Böylece de alıp fazlalıkları alabilirsiniz törpüyle. Farklı pusher stokumuzda şu andaki kullanacak bu pusherdır. Anlattığımız gibi ilk önce biraz kutikulu kaldıracaksınız. Çünkü bizim diplerimiz çok önemli, temiz olmalıdır. O şekilde devam edelim. Her yerde dipleri kaldıralım. Kutikulu kaldırdık. İyice buradaki kalan atıkları temizletiyoruz. Şu an dipleri birazcık kaldırıyorum. Ama komple kesmeyeceğim. Çünkü sonra ileride törpü yaparsınız. O zaman tırnak mahvedersiniz. Şu an benim amacım bu tırnakta bu yer, dip yeri temiz olsun. Ama uçtaki kutikul biraz kalabilir. İleride çünkü basamamız olacak. O zaman keseceğiz onu. Şimdi dikkat edelim. El çok hassas. Eğer ben şimdi full kuru manikürü yaparsam ve sonra jel koyduktan sonra törpü yapsam bu eller mahvolur ve her şey kanayacak. Bu yüzden ilk etapında ben sadece kültikul altında güzelce temizledim, toparladım fakat hiçbir şey kesmiyorum. Farklı durumda farklı yöntemi kullanabilirsiniz. İlk etapta doğru hazırlanmak tırnakları çok önemlidir. Yoksa jel oturmaz ve her şey atar. Şimdi bu tırnak üzerine bir protez oluşturacağız şablon sistemiyle. Bizim stokumuzda iki çeşit farklı şablonumuz var. İkisi de geniş kelebek anlamına geliyordu. Ama her şablon kullandığımız zamanında kesinlikle şablonu da doğru seçip hazırlamak gerekli. Bana için burada uygun olanı plastik şablondur. Bana göre daha iyi formunu tutuyor. Fakat tabii ki bunun da aynı şekilde rahat çalışabilirsiniz ve aynı işlem çıkartabilirsiniz. Tırnak hazırlandıktan sonra cleanserle kalan tozları ve tırnakta kalan yağları iyice almalıyım. Tüm tırnaklarda aynı işlemi ne yapıyoruz? Siliyoruz. Cleanser kullandıktan sonra bizi kesinlikle her zaman primer gerekli. Primer her sefer anlatıyoruz. Ne rolü oynardır? İki çeşitimiz var. Şu anda model ellerimiz kuru, hiper hassas. Bu yüzden bond primer kullanacağım. Yarım kuru fırça ile her yere geçeceğim. Burası tüm tırnak geçiyorum. Çünkü komple doğal tırnaktır.
Fakat burada kalan beyazlar yerinde bunu geçmek gerekmiyordur. Bu yüzden sadece dibe uygulama yapıyorum. Ondan sonra bu ürün havada 30 saniye bekleyecek ve kendi kendini kuruyacak. Üzerine dokunmak yasaktır. Primer sürdükten sonra beyaz katı kullanacağız. Jol altında herhangi beyaz kat kullanabilirsiniz. Hem strong, hem rubber, hem normal beyazı. Sadece beyaz sürdüğünüz zaman da önemli nokta nedir? Her yerde beyaz geçecektir. Hiç boşluk bırakmayacağız ve birazcık yedirerek sürebilirsiniz. Sürdükten sonra cihazımızda 60 saniye kurutabilirsiniz. Baş parmak kuruttuğunuz zaman da her zaman emin olun ki baş parmak yan böyle lamba içinde durmuyor. Kesinlikle lamba içi böyle derin, lamba biraz kendini durmuş, dereye doğru ittirin. Bu şekilde doğru düzgün kurutması gereklidir. Böyle yanda koyduğunuz zaman da alt kısımda burası kurumaz ve her zaman ıslak olur, atar ve hiçbir malzeme durmazdır. Şimdi burada uzatma işlem için biz bir şablon takmalıyız. Şablonu ilk önce kağıttan ayrılmalısınız. Ayrıldığınız zaman da burada bir yapışkan katı oluşur. Burası bir delik var. Bu delikte böyle bastırarak parmakla açacaksınız ve bunun altında bu şekilde yerleştireceksiniz. Şimdi şablonumuz doğru şekilde hazır. Fakat bunun da iş bitmedi. Burası yırtıyoruz ve tırnağa doğru oturtmaya çalışıyoruz. Bakın bu iki parmakla ve şu parmak kullanıp hangisi rahatsa böylece orta çizgi görüyoruz. Tırnağın orta nokta girmelidir. Fakat her şablon uygun olmuyor. Böyle taktığımızda biz burada hafif boşluk görüyoruz. Neden? Çünkü şablon oturamadı. Ne yapmalıyız? Tırnağın başlangıç noktaları burada keseceğiz. Nasıl bir kesme iş yapılır? Şimdi buradaki onun tırnak başlangıcı ve burada. Burada ben 45 derece kesim yapıyorum ve çıkartıyorum. Kesim yapıyorum ve çıkartıyorum. Çıkarttıktan sonra böylece kedi gibi, Mickey Mouse gibi bir şekli geliyor şablona. Şimdi taktığımızda çok farklı olacak. Şimdi burada birleştirelim. Tamam, birleştirdik ve takmaya böylece başlayalım. Şimdi bakın o kulaklarımız yere boşluk yerleri kestiğimiz zaman da şablon daha düzgün, biraz aşağı basabilir misin tırnağı? Aha, daha düzgün her yerde oturuyor. Altta sıkıştırıyorum ve birleşmiş oluyor. Yandan taktığımız şablon zamanında şablon ve tırnak arası boşluk olmamalı. Burası bu tırnak çizgiye devam etmeli. Böylece yukarıdan baktığımızda boşluklarımız yok. Tırnak ortası ve bu nokta ortası böyle dümdüz paralel oluyor. Bir paralel, iki ve üç. Bu doğru şablon taktığımız sistem. Burada da görelim. Boşluklar yok. Burası geldiğimizde net bir bu şekilde tırnak oluşacaktır. Tırnağa baktığımız zaman da tırnak çok büyük bir değil. Bu yüzden en büyük fırça kullanırsam zorlanacağım. Bu yüzden orta boy bu fırçayı seçiyorum veya küçük fırça seçebilirim. Ve yardım için ben ince bir fırçası aynı zamanda çıkartıyorum. Jeli alıyorum belli bir miktarda. Aldığınız zaman da hareket orta kavanozdan değil. Yandan böyle bir alıp aldınız. Hop, çektim. Şimdi fırça çok yakın tuttuğunuzda zorlanıyorsunuz. Fırça hafif gitmeli. Bu yüzden daha uzun da sopada tutabilirsiniz. O zaman fırça hareketi kolaylaşır. Bakın jel hiç akmadı, duruyordur. Çok yakın tutmayın. Bir tık daha uzun fırçayı tutun. Ve bu tırnak bitişinde ve orta arasında yuvarlak şekilde bir hareketli başlayıp önemli nokta o yanları kesinlikle düzgün yapmak, bırakmamaktır boşluk. Öylece bir uç yaratabilirsiniz. Bakın yapıyorum. Her yerde gezdiriyorum yay şekilde. Jel kullandığınız zamanında kesinlikle sadece ucu çalışacak. Fırçanın ucu. Jele bastırarak çalışamazsınız. Malzeme fazla koymaya gerekmiyordur. Neden? Çünkü nasıl olsa onu o zaman fazlalık olursa törpülenmek zorunda kalırsınız. Direkt düzgün şekli vermeye çalışın. Buradaki yeri direkt böyle yok etmeye gibi çalışıyorum. O da olur. Daha kolay törpü yapabilirsiniz. Direkt şekli vermeye çalışın ucunun. Şimdi kaliteli jel nasıl anlaşılır? Fazla akmaz, yerleri kaçmaz ve sizi fazla zorlatmazdır. 15 saniye, 15-20, 20 bile daha iyi olur. Çıkartıyorsunuz el lambadan. Bu yarım kuru gibi oluyor. Daha komple kurumamış. Şablonu alttan alıyorsunuz ve böyle bir mavi kıskaçlı tırnak bir tık sıkıştıracaksınız ve devam etmeye kurutacaksınız. 60 saniye daha. Kuruttuktan sonra makineden çıkartıyoruz. Sıkıştırma mandalı alıyoruz. Böyle bir ucu görüyoruz. Çok mu düzgün? Tabii ki bir tık onu düzletmek lazım. Bu yüzden klinserle üstü siliyorum. Ve törpüyle daha doğru bir şekli veriyorum. Hadi bakalım. Şimdi iki paralel olmalı, değil mi?
bu taraf, aldım birazcık bu taraf, aldım birazcık. Şekli veriyorum ne gerekli. Sivri bir tırnak sahibiyiz. Şekli vereceğim. Şekli verdim. Çok az. Çok az üzerine geçiyorum. Şimdi durumumuz nedir? Doğru türpü kullandık. 100-180 derece. 80-120 de olabilir. Kullanabilirsiniz. Ve uç işlemi bittikten sonra biz düzgün bir ucu görüyoruz. Bir bakın. Her yerde hiç boşluk olmadan bu uç hazırdır. Üzerine şimdi jel kaplama geçmeliyiz. Yani birazcık jel alıyorum ve her yerde geçeceğim. İnce yedirerek bir kattır. Burada bir kat yapıyorum. Her yerde geçecek. Yedirecek olarak fırça kullanıyorum şimdiki durumda. Bu yüzden doğru tırnak, doğru fırça seçmek çok önemlidir. Tırnak çok büyükse, çok genişse, kendini tırnak yapıyorsa küçük fırçayla zorlanırsınız. Ancak bazı durumda kesinlikle daha küçük fırça gerekli. Bunu sürdük. Kurutmaya gerekmiyor. Ondan sonraki basamak bizim tırnağımızı doğru tutalım böyle düzgün. Bittik daha fazla malzemesini alıyorum. Ve direkt düzgün koymaya çalışıyorum. İlerideki törpü fazla gerekmezsin. Boşuna malzeme gitmezsin. Bu damla alıp şöyle ne dipa ne ortaya ikisi arası böyle bir jel yerleştiriyorum. Hafifçe dipa doğru yayılarak böyle bir hafif uçtan basınç vererek dipa doğru koymaya çalışıyorum. Zaten alt katımız var. Onunla birleşecek ve boşluk bırakmayacak. Şimdi bu jöle bir tık aşağı yapıyorum yayılarak ve her zaman sadece ucumuz çalışıyor. Böylece artık sona geldiğimizde jöl sanki alıyormuş ve aşağı getiriyormuş gibi yapıyorum. Jöl zaten kendini hemen yayılır, dikkatli bakarsınız. İnce fırçaya neden gerekli bizi? Direkt doğru şekli vermesini için. Böylece hızlı çalışarak, çok yavaş çalışmayın. Eksik parça varsa falan orada koyuyorum tırnağınıza. Sonra çeviriyoruz elimize ve dikkatli bakıyoruz. Dikkatli baktığımız zaman da bizim dibimizde fazlalık olmaması lazım. Uca doğru da azaltması gereklidir. Bu yüzden böyle yardımcı bu fırçayla olabilirsiniz. Zaten tırnak kendi kendini şimdi oturacak. Çeviriyoruz gerisini ve sonucu görüyoruz. Ustan gösterelim. Bu bir doğru bir tırnaktır. Şimdi lambadan tırnağımızı çıkarttık. Çok mu törpüğümüz gerekli? Hayır. Çünkü ilkten doğru koymaya çalıştık. Yandan bir tırnağımızı görelim. Yandan baktığımızda aynı şekilde fazla kusurlarımız yoktur. Tırnak düz tutabilir misin? Tırnak burası daha az, burası tık yükseliyor. Uca doğru azalıyor. Bu yüzden bu tırnakta biz törpü minimum az yapacağız. Törpülenmeden önce hafif bir tüysüz mendili cleanser alıyoruz ve üstünde yapışkan katı sürüyoruz. Şimdi törpü başlayabiliriz. İlk önce bizim törpümüzde şekli yeni böyle bir bakmalıyız ve şekli doğru mu değil mi? Sonra eğer varsa fazlalık yandan çalışabilirsiniz. Ve mesela benim burada yanda baktığımızda ben görüyorum ucu bittik, azaltmak gerekli. Başka bir törpü gerekmiyordu. Ucu sol taraftan azaltmasını yukarı doğru başlıyorum. Bittikçe böyle düzleştiriyorum. Hareketi uzun, çok fazla bastırmadan kısa kısa hareket edersiniz. Böyle hiçbir şey sonucu ulaşamazsınız. Fakat uzun hareketi çok bastırmadan hareket eder, daha doğrudur. Doğru kıvamında tırnak getirebilirsiniz. Törpülenme burası yaptım. Gerekli olduğu yerini çok azcık aldım ve tırnak doğru kıvamını getirdim. Uçta fazlalık kalmadı. Şimdi kesinlikle burası dibe doğru bir merdiven gibi kalkmış oluşmamasını için biz bu parça çok çok az yok etmeliyiz. Yok ettiğimiz zaman dikkat edin. Kesinlikle bu parmakla derisi yukarı kaldırın ve böyle dikkat ve hafif geçebilirsiniz. Törpü bittikten sonra kesinlikle tozu güzelce alıyoruz. Ve ne görüyoruz ki? Şimdi törpüden sonra şekli daha görelim. Şekli kesinlikle doğru tırnağının. Bu tarafta da gösterelim. Burası az. Burası bittik yükseliyor. Burası azalıyor. Doğal tırmağımız bu şekilde olması gerekli. Protezde onu güçlendirmiş versiyonudur. Fakat biz ne görüyoruz? Burası kütükül yerinde kütüğü oldu. Eğer önce çok keserseydim, hassas el olduğu zamanında törpü geçtiğimde her şey kanardı. Bu yüzden bu deri şimdi biz fazlalık alanı alacağız. Hem de tırnak üstü şeyden sonra, törpüden sonra çizik görüyoruz. Bu yüzden bu durumda buffer kullanıyoruz. Fazla kalan kütikülü alıyorum dikkatli bir şekilde. Tabii ki ucuz uyduruk benzde Watson's'da satılan, yapamazsınız hiçbir şey. Kalarımızda uzatma gerekmiyordur. Sadece base sürdükten sonra base'i kurutacağız ve biraz jöle ile üzerine geçeceğiz.
Aynı teknik yapıyoruz. İlk önce birinci katta yedirerek sürüyoruz jelini. Sonra da üzerine bir damla eklenip kaplanacağız. Ne dibe ne ortaya bir damla oluşturuyorum. Bu damlası dibe ittiriyorum doğrusunu. Ondan sonra yay şekilde çalışıp sol sağ sol sağ tırnağımızı kaplanacağız. Kapladık. İnce fırça ile yardımcı olabilirsiniz kendinize ve kurutabilirsiniz. Şimdi kapladıktan sonra dikkatli bakalım. Fazlalık bir yerde bir şey varsa orada törpüyü geçersiniz. Ondan sonra buffer kullanabilirsiniz pudursuzlaştırmak için. Sonra da kalan parçaları, manikürden kalan parçaları kesebilirsiniz. Şimdi tekrar tekrar söylüyorum. Ne kadar düzgün jol direkt koyarsınız o kadar minimuma törpü iner. O kadar da malzemeniz gitmez. Bu yüzden ilk saniye itibaren doğru düzgün şekli vermeye çalışın. O zaman işleriniz kısalacak ve hızlı olacak. Şimdi bizim protezlerimiz burada jel kaplama ile hazır. Dikkatli bakın, işçilik maksimum doğal olması gerekli. Kullandığımız joldür. Kullandığımız zaman sanki kuyu duruyor ama törpülendiğiniz zaman doğal hava kıvamına geliyor. Kutikül tertemiz olması lazım. Üzerine burası bir protez uygulandık. Bakın protezde doğru şekli, doğru kıvamında olması gerekli. Dipte az ve temiz. Burası doğru gidiyor, azalıyor. Ama orta nokta yüksek ve güçlü olması lazım. Yoksa düz yaparsınız tırnaklarınız kırılacak. Bir kere daha gözünü atalım. Böyle bir örnek işçilik çıkartabilirsiniz. Şimdi kalıcı oje yapabilirsiniz. Bej sürmeden veya tapkağıtla direkt kapatabilirsiniz. Kalıcı oje uygulamaya başladık. Neden TNL oje kullanmalısınız? Çünkü bir kat kapatıcılık. Şimdi sizi göstereceğim. 66 numara alıyorum. Fırçada ne az ne çok alıyordum ve tırnakları uzun diye alttan başlıyorum. Bir bakın burada bile görebiliyorsunuz bir katta ne kadar yoğun kapatıcılık. Şimdi buradan sürdüm. Sonra şöyle bir fırça koyuyorum. Dibe göre fazla malzeme gerekmiyor ve malzeme taşmasın diye tırnak bir tık aşağı tutuyorum arkadaşlar. Yeni de sona kadar gitmiyorum. Bir boşluk bırakıyorum çünkü ince fırçayla orada kapatacağım. Görüyorsunuz kapatıcılık son derece fazla ve yüksektir. Boşlukları bırakıyorum. Orada ince fırçayla ulaşabilirsiniz. Şimdi bakıp ince fırça aldım ve o dipleri güzel güzel geçiyorum. Bakın bu bir tek kat kapatıcılık. Kod olarak Secret Glow isimli top kat 1 numara kullanıyorum. İçeride böyle nazik bir parlak şimerli top katımız var. Onu uygulanalım. Çok nazik bir görünüm. Ama tabii ki dışarıda güneş altında tam yazlık bir pırıltımız olacaktır. İsterseniz iki katta yapabilirsiniz. Şimdi bizim burada yapılmamış bir elimiz var. Kaldığımız kalıcı oje var. Burada da bu elde bir dikkatli bakalım. Burada jol kaplama yaptık. Tapkağıtımız yükledik. Böyle oynayabilirsin. Yanda görelim tırnakları. Doğru düzgün bir form ve şekli. Burada da bir protezimiz uygulandık. O da gayet güzel ve parlak gözüküyor. Görelim. İşçilik budur.